Arkadaşlar, bu videomda G'den bahsedeceğim sizlere. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için öncelikle. Gay, İngilizce gay, eşcinsel anlamında bir sıfat, terim ve isimdir. Genellikle erkek eşcinselleri belirtmek üzere kullanılan terim, aynı zamanda eşcinsel kadınları tanımlamak için de kullanılmaktadır. Türkçe'ye İngilizce'deki gay kelimesinden, İngilizce ise eski Fransızca'daki gay kökeninden geçmiştir. Aslen neşeli, umursamaz ve canlı renkli, gösterişli anlamlarına gelen gay terimi ilk olarak 1960'lı yıllardan itibaren erkek eşcinseller tarafından kendilerini tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. İngilizce'deki gay kelimesinin diğer anlamlarında kullanımı da zamanla yok olmaya yüz tutmuştur. Kadın eşcinsel anlamına gelen lezbiyen kelimesi ise 1800'lü yıllardan beri kullanılmaktadır. Gay'in tarihine bakacak olursak, 20. yüzyıldan önceki dönemlerde eşcinsel bireyleri temsilen hiçbir kavramın olmaması bu bireyleri yasal güvenceden mahrum bırakmaktaydı. Bireylere çeşitli halk etimolojilerine ait kavramlarla hitap edilmekte ve eşcinsel ilişkiler ciddi bir suç faaliyeti, toplum aleyhine bir saldırı kabul edilmekte, homofobi bir suç teşkil etmemekteydi. 1960'lı yılların ortalarında başlayan cinsel devrim ve gelişen süreç eşcinsel bireylere yasal güvencede tanıma hakkı vermiştir. Cinsel devrimlerden önce sadece QR gibi tuhaf tanımlara gelen sözcüklerle tanımlanan bireyler, devrimlerin ardından 20. yüzyıldan önceki dönemlerde eşcinsel bireyleri temsilen hiçbir kavramın olmaması bu bireyleri yasal güvenceden mahrum bırakmaktaydı. Bireylere çeşitli halk etimolojilerine ait rencide edici kavramlarla hitap edilmekte ve eşcinsel ilişkiler ciddi bir suç faaliyeti, toplum aleyhine bir saldırı kabul edilmekte, homofobi bir suç teşkil etmemekteydi. 20. yüzyılın ortalarında, 1960'lı yılların ortalarında başlayan cinsel devrimler ve gelişen süreç eşcinsel bireylere yasal güvencede tanınma hakkı vermiştir. Cinsel devrimden önce mutlu anlamına gelen gay'in kullanım yaygın olmamakla birlikte farklı sözcüklerle tanımlanan eşcinsel devrimin ardından LGBT gibi değişen kimlik yönelimlere göre adlandırılmış, genel anlamda kimlikler ile adlandırılmış, ayrımcılığı önlemek için tanımlanabilecek cinsel kimlik adları kazanmışlardır. Günümüzde erkek eşcinsel eşin en yaygın kullanımı gay terimidir. Günümüzde Batı dünyasında kimlik, eşcinsel evlilik, sığınma, evlat edinme hakkı verilmesi gibi büyük değişimler yaşanırken, Doğu dünyasında aksine 75 ülkede erkek erkeğe seks yasa dışı kabul edilmekte olup, ağırlığı erkek eşcinsel olan bireylere İran, Uganda ve Nijerya'da ölüm cezası uygulanmaktadır. Türkiye'de ise kanuni haklarda tanınma olmamakla birlikte eşcinsel bireylerin yasal güvence hakkı yoktur. Gay erkek eşcinselleri tanımlamak için bir terim olsa da farklı anlamlara gelecek şekilde hakaret, aşağılama ve dışlamaya varacak söz ve sözcüklerle de kullanılabilmekte olup eşcinsel bireylere karşı homofobik tutum sergilenince gay kelimesinin aşağılayıcı kullanımı 1970'lerin sonlarında başlamış, 1980'lerde ve özellikle 90'ların sonlarında aşağılama odaklı yaygınlaşan kullanımı genel bir hakaret olarak özellikle gençler arasında yaygınlanmıştır. Örneğin Türkiye'de Atatürk gay mi sorusunu sormak ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün gay olduğunu iddia etmek bir hakaret olarak kabul edilmiştir. YouTube'da anonim bir kullanıcı tarafından yüklenen filmde eşcinsel tanımlamasının Türkler ve Atatürk için yapılması yasa dışı kabul edilmiş ve Türkiye geneli erişim engellemesine tabi tutulmuştur. Yine bir homofobik tutum ve gerekçe olarak, tabii ki bu bir örnek, onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Yine bir homofobik tutum ve gerekçe olarak 2011 yılında Av Mevsimi sinema filmi yayınlandığı televizyon kanalında filmdeki bir karakterin ben giyim sözleri sansürlenmiş, sosyal medyada tepki almasının ardından ilgili sansüre gerekçe olarak yayın öncesi sorumlusu gay kelimesi bir kitleyi temsil ediyor ve küfür sayılıyor. O yüzden sansürlenmiştir demiştir. Heteroseksist toplumlarda gay veya diğer eşcinsel cinsel kimlik ve yönelim adlandırmalarının heteroseksüel bireyler arasında hakaret düşüncesiyle kullanılması da ilgili adlandırmaların hakaret olarak algılanmasına neden olmaktadır. Gay topluluğu, cinsellik ve cinsiyet kimliği temelli kültüre, LGBT kültürü dayanan eşcinsel bireylerin farklı kültür ve yapı aynı cinsel kimlik bütünüyle hakaret eden gay topluluğu yönelimi, gay, lezbiyen ve biseksüel, bazen de transseksüeli işine almakta olup LGBT bireyler arasında birliktelik sağlamaktır. Topluluk
Genellikle sosyal ağ, internet, gay bar, gay kafe kültürü içerisinde olmaktadır. Ancak toplulukla aynı kültür ve yönelinde olup kırsal yerlerde yaşayan, cinsel kimliğini saklayan veya izole eden eşcinsel bireylerde bulunmaktadır. LGBT topluluğu oluşumunun temelinde kimlik ve duyarlılık yaratmak, bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bu anlayışla topluluk amacıyla topluluk kurmaktır. Eşcinsel dernekler, lise ve üniversite içerisinde yer alan kulüpler, lobiler topluluğun parçası olarak görülebilmektedir. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, bu videomda sizlere gayler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Gay tanımı ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için beğen tuşuna basmayı ve like atmayı, yorum yapmayı da unutmayınız. Hoşçakalınız.